Özgün bir şey atmışsın, bu ne? Bibigül Tuleganova 91 yaşında. Ne? Şaka mı? Alo hocam, de gördüm. İnanılmaz. Bibigül Tuleganova 91 yaşında. Kazakistanlı bir şarkıcım. Nereli? Bilbil Tuleganova. Bir inceleyelim bakalım. Detaylara bakalım. Bilbil Tuleganova. Bilbil Ahmet kızı. Tuleganova Kazakistanlı opera sanatçısı, oyuncu ve yönetmen. Ödülleri arasında Sosyalist Emek Kahramanı, Sovyetler Birliği Halk Sanatçısı ve Sovyetler Birliği Devlet Ödülü bulunmakta. 16 Aralık 1929 doğumlu arkadaşlar. İnanılmaz. Vay be, neler neler. Ne insanlar tanıdık şu kanalda ya. Vallahi billahi. Teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Bütün herkes bilgilerini paylaşınca böyle bir havuz oluyor işte. Devasa bir havuz. Almat'taki Abay Opera Evi'nde 1956'da ise Kazak Devleti Orkestrası'nın Kurmangazi adlı Kazak Filarmoni Halk Müziği Orkestrası topluluğunun solisti olmuş 1954'te. 58'de Pop Sanatçılar All Union yarışmasının ödülü kazandı. 71'de Abay Opera Evi'ne geri döndü. 80'den itibaren Kazak Ulusal Konservatuarı Kurmangazi'de vokal dersleri verdi. Ardından 2001, 2004, 2007, 2010, 2011, 12, 14 yıllarında Uluslararası Vokalistler Yarışması'nın jüri sanat yönetmeni ve jüri başkanı olarak görev yaptı. Tuleganova, Sovyetler Birliği Halk Sanatçısı ünvanını kazanan tek Kazakistanlı kadındır. Bir daha okuyorum. Tuleganova, Sovyetler Birliği Halk Sanatçısı ünvanını kazanan, yaşayan tek Kazakistanlı kadındır. Ve ayrıca Sovyetler Birliği tarihinde Sosyalist Emek Kahramanı ünvanını alan son kişidir. Ne kadar büyük bir tarih ya bu. Vallahi tüylerim diken diken oldu ya. Gerçekten tüylerim diken oldu ki inanılmaz bir şey yani. Bir saatlik bir konser var önümde Özgün. 1.03'te başlıyor gönderilen kısmı, bakalım. ...91 yaş. Falsetlere bakın, mikrofon yok bu arada. Mikrofonlar bakın karşıya konmuş. Konser salonu da yıkılıyor bu arada. Ay çok güzel. Of. Acaba nereden başlıyor bu? Bayağı uzun, kocaman konser. Bundan sonra ne var? Tekrar kendisi devam ediyor değil mi? Şimdi biraz önce Merve Özbey'i ve Ümit Yaşar'ı izledik değil mi? Her ikisinde de özellikle Merve Özbey dedim ki çok belli şekilde şarkı söylüyor ve bunun sonunda bir gün yorulacak o kaslar. Ümit Yaşar'da da benzer şekilde okumanın olumlu olumsuz etkilerini anlattım. Şimdi 91 yaşında bir şarkıcı hala sahnede aynı volüm, yani daha doğrusu bir volüm koruyarak ve sesini hala çıkararak, 91 yaşında insanlar evde yani konuşmadan oturuyorlar ya. 91 yaşında insanlar neler yapıyorlar bir düşünün çevrenizde. Yani sahnede şarkı söylemeye devam ediyor aktif. Bu inanılmaz bir şey. Normal bir şey değil. Türkiye'de Allah rahmet eylesin Alaaddin Yavaş da böyleydi. İnanılmaz bir şarkıcıydı. Bu insanlar seslerini nasıl koruyorlar? Bence örnek almamız gerekiyor ya. Türkiye'deki tüm şarkıcıların örnek alması gerekiyor. Ve dünyadaki tüm şarkıcıların tabii ki. Sese iyi bakmak, sağlığa iyi bakmak, kendinize iyi bakmak, ruhunuza, bedeninize, kendinize zaman ayırmak, dinlenmek. Dinlenmek. Her birini yapmazsanız söyleyemezsiniz.
Gitmez yani. Bir yerde tıkanacaksınız. Bir şarkıcı için düşünsenize. 55 yaşınıza gelmişsiniz. Şarkı söylemiyorsunuz. Veya çıkmıyor sesiniz artık. Ne büyük ızdırap. Yaşanmayacak bir ızdırap. Çünkü size hayat veren şey söylediğiniz şeyler yani. Şarkılarınız. Söyleyebilmeniz. Kafa bölgesinde nasıl pırıl pırıl hali. Aslında sırları var yani bu işin. O güzel kafa bölgesindeki sesleri parlatmayı öğrenirseniz gençliğinizde yıllarca o pozisyonlar işte unutulmuyor, görüyorsunuz, kalıyor. Sevimli bir kadınmış gerçekten. O vuran ne ya? Mikrofon varmış bu arada. Çok özür dilerim. Kulağının hemen arkasında küpeleri sallandıkça mikrofona vuruyor. Bakın. Şurada. Mikrofon tam şurada. Hafif geride. Bakın. Şu küpe vuruyor. Küçük bir detay. Bir tık daha öne alınması gerekiyor ama demire değiyor zaten. Mikrofona değse daha büyük ses çıkar. Muhtemelen o mikrofonun durduğu yerde yayına giden şey ya. İçeri giden şey değil. Ondan hiç kimse rahatsız olmuyor. Kendisi rahatsız olmuyor. Zaten o çatçası duysa kendi rahatsız olur. Bu televizyon kaydının yapıldığı kayda gidiyor. Mikrofon. Sol diyez. Final. Ben merak ettim mesela gençlik yıllarında nasılmış. Hocam. Buyurun. Analiz isteğini yollayan eriyen bir oğlu gençlik halini de attı. O mağaraya attı. Cansın. En çok sevilen şarkısıymış. Hemen bakalım. En çok bilinen. Ama ben açamadım. Hemen açıyorum. Evet, buldum. Ne zevkli. İsmini tekrar yineleyelim. Bibigül Tulegenova. Oo, gözler müthiş. Çekil! Yanıyor ses. Ok gibiymiş ya. Ok gibi ses, görüyorsunuz değil mi? Ay aşk ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şurası çok fenaydı. Renk inanılmaz. Bir de çok değişik bir yerde tutuyor. Yani bu konuştuğum yer. Yani normal bir opera şarkıcısının yapısının dışında. O stili de çok güzel birleştiriyor. Yani mesela türkü söyleyen operacı gibi. Yani bir Kazak türküsünü seslendiren... Bir operacı, Kazak şarkıcı gibi bir davranış yani. Fakat o ikisinin de bir karışımı var yani. Sesi tuttuğu yer farklı. Çok keskin bir yerde tutuyor ama çok zevkli. Yani bu renk mesela farklı bir renk. Manyakmış bu ya. (Gülüyor)
Sibemay. Dimash. Duydunuz mu Dimash seslerini? Bir tane parçasında yapıyordu bunları. Demek buradan etkilenerek yapıyormuş. Of, nasıl gaz ya. Bu nasıl bir renk? Allah'ım, nasıl bir güzellik bu? Şimdi şu çıkışa bakın. Göğüste ses. Şu ses. Da gibi geliyor. Sonra yukarı alış. O kadar güzel fark ediyor ki renk. Bakın. Bakın. Tam içeriden yukarı dönüyor ses. Müthiş. Besler bile sıkarak. Setten geliş, tam sese dönüş ve küçülük, müthiş. Of. Kuş sesi gibi bu zaten. Akordeon. Yani. Kuş sesi ya zaten bu. Beste de öyle yapılmış. Ya. Aman Allah'ım, çok güzel ya. O vibrato nedir? Harika bir zevk. İnsanoğlu ya, inanılmaz bir şey. Babies. Aman Allah'ım, bu nasıl bir ses ya? İnanılmaz. Her bir vibratosu sanat işçiliği, yemin ediyorum. Hani böyle demir işçileri vardır ya, demir döverler. Ama oradan muhteşem sanat eserleri çıkarırlar. Bu yaptığı vibratolar her biri o kadar ustaca ki. Yani ya, davranışları normal değil. Düzenli değil. Düzensizliğin düzenine sahip. Kendi istediği gibi düzenliyor. Ya bir kuş tamamen düzenli ses çıkarmaz ki. Resmen onu etütlemiş. Bakın, önce bir giriyor, sonra düz ses tutup tekrar vibrato ediyor. Tekrar. Gerçekten inanılmaz. 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 Ve gerçekten. Aa, kuş ne diyor bak, Özgün yazmış. Kuş gibi sesi var. Evet, şarkının adı Bülbül zaten. Hadi canım. Kalk kalk kalk, gidiyoruz, kalk. Kalk, vallahi gidiyoruz, kalk. Merhabalar. Herkese selamlar. Tekrar geri geleyim. Oğlum efsane lan. Efsane. Bugün bir efsane sese şahit olduk arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bu yayın da burada bitsin. Görüşmek üzere. Bay bay. Hayır hayır, burada oğlum. Müthiş bir ses. Yani müthiş bir zevk.
izlemesi de gerçekten olağanüstüymüş. Bu kadar geç tanıdığım için kendimi kötü hissettim ya. Ve Türkiye'deki birçok şarkıcıya öneriyorum. Bu şarkıyı çalışsınlar. Bu şarkıyı söyleyebilirler. Aynı şekilde söylemeleri önemli değil. Repertuarlarını alsınlar. Bu bir dünya mirası ya. Dünya mirasıymış bu. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Türkiye'deki bütün sopranolar, Türkiye'deki operayla ilgilenenler olağanüstü bir eser yakaladık. Lütfen bunu çalışın. Bilenler biliyordur zaten. Cahil Hoca sen ne diyorsun bize? Zaten biliyorduk diyebilirler. Bilmeyenler, genç arkadaşlar, şu an izleyen herkes lütfen. Lütfen arkadaşlar. Linki paylaşıyorum. Müthiş bir şeydi ya. Bu neydi? Ne yaşadık biz? Ne 91 yaşında hala söylüyor. Rahmet. 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 Kazakistan'a yürekten selamlar. Şu an yaşıyor. Kendisine de selamlar. Bibigül Tulegenova. Selamlar. Rahmet. Biz de teşekkür ediyoruz size. Muhteşemsiniz. Olağanüstü bir şeydi ya. Gerçekten olağanüstü. Ben bunu kaydedeceğim. Ya bu yıllarca izlenecek güzellikte bir şey. Gerçekten yıllarca izlenecek güzel. Yani herkese izletmek isterim ben bunu. Her gelene. Bakın böyle bir şey var, böyle bir şey var diye. İnanılmaz. Kaydedemiyorum ama. Böyle de bir güzelliğim var. Neyse bunu chat'e kaydettik zaten. Şunu da şuradan alayım. Bunu da attınız zaten. Koptum gittim. Ne yapacağız? Kısa bir mola. Kısa bir mola. Aynen. Enerji çok yüksek. Thank you.